Ya Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran yine toprak kalan köy yolları üzerinde bugün de Tokat Erbaa ilçesi yurt alan köyü muhtarı Mehmet Uzun ile röportaj yapacağız. Burası aynı zamanda 12 köyün kullandığı grup yolu artı Tokat Erbaa ilçesi ile Ordu, Akkuş ilçesi ve Samsun Ayvacık ilçesini birbirine Akkuş, bağlayan Ordu'nun Çaybaşı. Yani İlye. Anlayacağınız iki ili, üç ili birbirine bağlayan grup yolu sayın izleyiciler. Evet. Ancak ne olmuş? Bu zamana kadar stabilize kalmış. Çamur evet. Görüyorsun sayın stabilizesi izleyiciler. Stabilizesi de yok. Asfaltı bırak. Stabilizesi de yok evet, diyor muhtarım. Bazı yerlerin doğru yok. Ham toprak. Bazı evet. Yerlere bucurlanma yapmış sayın izleyiciler. Evet. Bu yoldan gelirken muhtarımın da aynı zamanda damadı olan ve muhtar olan Kuzköy muhtarı Şükrü abi bizi davet etti. Geldik. Yolda 2-3 yerde dönme kararı aldık. Ancak muhtar arkadaşımızın ısrarı üzerine geldik. Çünkü işte burada bir vatandaşın çekmiş olduğu çile var. Doğru mu? Doğru. Muhtarımız 4. dönem seçilen kıdemli muhtarlardan evet. Bir tanesi. Artı bu yolda ne gidiyor? Öğrenci. Öğrenci. Servisi taşınıyor. Servisi, 12 tane öğrenci servisi gidiyor bu yoldan Gökala. Evet. Mahalleler hariç. Burası grup yolu. Evet. Grup burası yolu. Grup yolu. Sağda buradan İkizce Usta Mehmet. 4 tane de benim buradan, 2 tane de Kuzköy'den gidiyor. Servis gidiyor. Zaten her sabah okulsal servis sabah gidiyor. Sabah ve akşam sayın evet, izleyiciler. Burası grup yolu. Grup yolu ancak sabun gibi gördüğünüz gibi biz yetkililerden bu yolun 2017 yatırım yılında var mutlaka mı? Asfalt yapılmasını istiyoruz. İşte ödenekler 11. ayda çıkıyor sayın izleyiciler. Buradan ben Başbakanımız Binali Yıldırım'a sesleniyorum. Çünkü neden? Daha önce Ulaştırma ve İletişim Bakanıydı. Sayın Başbakanım burada bir yol var. Görmenizi istiyoruz. 12-13 köyün birbirine bağlayan bağlantı yolu, grup yolu artı Tokat Erbaa ile Ordu ve Samsun'u ilçeleri birbirine bağlayan grup yolu. Burada bir de kasaba vardı. Neydi? Gökal kasabası. Gökal kasabasına buradan otomobil. Öğrenci servisi taşınıyor. Evet. Biz dönmek için yani biz otomobille geldik ancak buradan işte öğrenci minibüs servisleri gidiyor. Gerçekten araçlar sabun gibi kayıyor. Kar da yağmıştı 2-3 gün önce. Evet. Kuzeyde kalan kısımlarda buzlanma olmuş çok. Artı hem çamur hem buzlanma olduğu için daha çok tehlike arz ediyor. Doğru mu? Evet. Burada bir vatandaşımız hayatını, öğrencimiz daha doğrusu hayatını kaybetmeden bu yolun mutlaka asfalt yapılmasını istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan asfaltsız yol kalmayacak dedi. Doğru mu efendim? Doğru. Biz burada bir asfalt olmayan bir grup yolu olduğunu söylüyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım'dan buranın ödeneğinin çıkartılması konusunda yardımlarını bekliyoruz. Rica ediyoruz. Rica ediyoruz. Halk evet. Adına sayın izleyiciler. Grup yollarımızın yapılması. Mahalle içi de benim çok yolum var. Evet. 60 kilometre yolum var. Dağınık Karadeniz evet. Yapısı. Karadeniz. O, evet. Zaten Karadeniz burası sayın izleyiciler. 16 mahalleyim evet. Ben. Bir köyüm ama 16 tane mezrağım var. Evet. Her mahallenin yolu ayrı. Hepsi toprak. Ha. Hepsi toprak. Hiç asfaltla tanışmadınız beni. Araba giremedik yerler var. Evet. Arabanın girmediği minibüsün traktörlerinden gidilen yerler var. Evet. Biz ana yolumuz yapılsın da mahalle yollarına evet, gide kendimiz. Sadece vatandaşımız diyor diyoruz. Ki grup yolumuz yapılsın. Ha. Biz köy içi yollardan benim vazgeçtik. 16 diyor. Mahallem var. 16'da evet. Bir ayrı yolum var. Evet. Grup yolunu yaptıramadık. Artı Tokat valimizden de rica ediyoruz. Buranın ödeneğinin mutlaka 2017 yılında yatırım programını alması için yardımlarını bekliyoruz. Artı Tokat milletvekillerini de bu konuda göreve davet ediyorum. Bu grup yolundan bir defa araçlarıyla, kendi özel araçlarıyla geçmesini istiyoruz. Vatandaşın evet, çilesini evet. Görmesi için işte Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla halkın isteklerini, sorunlarını, dileklerini ve teşekkürlerini tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Bugün de Tokat Erbaa ilçesine bağlı Yurtalan köyü muhtarı Mehmet Uzun ile röportaj yaptık. Toprak kalan köy yolu üzerinde, artı grup yol üzerinde İnşallah bu yolun asfalt yapıldığı anda da gelip burada muhtar arkadaşımızla röportaj yapmada söz de veriyoruz. Evet. İnşallah. İnşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden. Sesimizi, yolumuzlarımızı gösterdiğiniz için. Sağ olun muhtarım. Çok teşekkür.